Marsupilami çok kötü, nezle olmadıkça onun koku alma yeteneğinden kimse kaçamaz. Aa, hayır hayır, inanılmaz koku alma yeteneğinden. Marsupilami yakalamak isteyen bir avcının iki kez düşünmesi gerekir. Marsupilamileri farklı kılan şey kuyruklarıdır. Başlangıçta yavrular kuyruklarına alışmakta güçlük çeker. Ama kuyruklarını kullanmayı öğrendiklerinde bizim ellerimizle ve ayaklarımızla yaptıklarımızdan daha fazlasını yaparlar. Kuyrukları özellikle ormanda dolaşırken çok işe yarar. Marsupilamiler sadece ağaçlarda değil, suda ve su altında da evdeymiş gibi rahat hareket ederler. Özellikle etrafta dolaşırken ve yiyecek bir şeyler ararken. Bir marsupilami Tarzan'ı bile yenebilir. Hayır, sanırım bunu söyleyemem. Tarzan bir marsuyla kıyaslanamaz bile. Bir de bir marsupilaminin kuyruğu inanılmaz derecede güçlüdür. Çok küçük yaşlardan itibaren kuyruklarını ormanın tehlikelerinden korunmak için kullanırlar. Anne bir marsupilamiyle başınız derde girmese iyi olur. Aslında dünyadaki en büyük, en tehlikeli, en yırtıcı yaratıktır. Bir marsupilaminin eşi benzeri yoktur. Hey, tam vaktinde geldin. Sonunda projeme başlıyorum. İyi akşamlar Yamatumba. İyi akşamlar Leo. İyi akşamlar Mars. Projen ne durumda? Bitmek üzere mi? Projem marsupilamiler hakkında olacak. Ne? Önemli bir kişi hakkında olması gerekmiyor muydu? Evet, biliyorum. Bir marsu benim için çok önemlidir. Gazete haberi gibi yapmak istiyorum. Fotoğraflar ve röportajlar. Sizin fikirlerinizi almak isterim. Marsupilamiler hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz? Ne ilginç bir durum. Yarın yaz mevsiminin en uzun günü ve ben işte o gün Yamatungo olmuştum. Biz Yamatungalar o günü karar verme günü olarak adlandırırız. Uzun süre düşündükten sonra bütün hayatınızı marsupilamileri korumaya ve savunmaya adayabilirsiniz. Vay canına, çok iyi. Bütün bunlar nasıl oluyor? Anlatacak çok şey var Leo. Ama epey geç oldu. Yarın piramide gelirsen sana bütün bildiklerimi anlatırım. Hey Marsu, gel bak. Senin resim yapmanı filme aldığımızı hatırlıyor musun? Hova! 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 Ha ha ha!
bu filmin seni güldüreceğini biliyordum. Bu filmi projemdeki marsupilamiler ve sanat bölümünde kullanacağım. Erken kalkmışsın. Baba. Nasıl gidiyor? Harika. İlk bölümü bitirdim bile. Bu sabah röportajlar yapmaya başlayabilirim. Baba, seninle ne zaman röportaj yapacağız? Biliyorsun, marsupilamlar hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok. Annem bu konuda uzmandır. Evet, annemle de röportaj yapacaktım zaten. Ama senin fikrini de istedim. Projem için iyi olacaktı. Sana bunun oyuncak olmadığını söylemedim mi? Peki ya röportaj? İyi, bakarız. Ama şimdi değil, çalışmam gerek. Pekala tatlım, benimle başlayabilirsin. Marsu ile ilgili olduğunda hiç yardım etmek istemiyor. İşte. Evet, söyleyin profesör. Marsupilamları ne zamandır tanıyorsunuz? Ve bu hayvanın size en etkileyen yönünün ne olduğunu söyler misiniz? Ormandaki diğer hayvanlara karşı davranışları diyebiliriz. Bir gün avcılar tarafından tuzağa düşürülmüş hayvanları tabii ortamlarına tekrar salıyordu. Ve anne Marsu onlara karşı çok dikkatli. Neden saklanıyoruz? Onu tekrar serbest bırakırken çok nazik olmak gerekir. Maymun kendisine güvenmeli ve emniyette hissetmelidir. Baba. Harika, maymun başardı. Ama bunu anne Marsu olmadan yapamazdı. Marsupilamiler ormandaki en güçlü yaratıklardır. Ama bu gücü diğer hayvanlara zarar vermek için kullanmazlar. Marsupilamilerin ormanın kralı olduğunu söyleyebilir misiniz? Sanırım onların abiyi diyebiliriz. Bu daha doğru olacak. Evet, her şey için teşekkür ederim profesör. Harika, teşekkür ederim anne. Harikaydı. Şimdi babamla röportaj yapabilirim. Leon, marsular hakkında biraz yazı yazdım. Çıktısını alıp masanın üzerine bıraktım. Teşekkür ederim baba. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Baban da marsupilamilerle ilgileniyor. Evet Marsu, ümidimizi asla yitirmemeliyiz. Marsupilamiler gerçekten şaşırtıcı hayvanlardır. Gerçekten şaşırtıcı hayvanlardır. Onlar hakkında ilk fark ettiğim şey sirk hareketlerindeki yetenekleridir. Hem akrobat hem de hokkabazdırlar ve bütün gün alıştırma yaparlar. Söyleyin, bunu kim yaptı? Kim? O hayvanı burada bir daha görmek istemiyorum. Duyuyor musun? Bir daha asla. Tam anlamıyla ayaklarınızı yerden kesecek çok etkileyici marifetleri var. Her yaştaki marsupilamiler çok zekidir ve herkes tarafından beğenilen espri yetenekleri vardır. Yeter artık, yatma vakti. Bu kadar yeter. Bu defa beni ciddiye alsalar daha iyi olacak. Marsupilamiler yetenekli aşçılardır ve yaptıkları yemeklerde hayal bu şekilde 5 sayfa daha var. Ve suçluymuşum gibi ellerim kelepçeli bir şekilde polis merkezine götürüldüğümden bu hiç bahsetmedim. Bu asla Marsu'nun suçu değildi. Eğer onu değilse kardeşinindir veya diğerinin. Ama hep bir marsupilami. Benden yardım etmemi istedin ve ben de ettim. Onlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hadi Marsu, Tamatunga'yı görmeye gidelim. Eğer kötü not alırsan bana kızmayacaksın. Baba. Yamatunga marsupilami piramidinin bekçisidir. Önceleri ondan hepimiz çok korktuk. Bize hep korku dolu hikayeler anlatıyordu. Ve sonra bizim arkadaşımız oldu. Ve onun marsupilamilerin bekçisi olduğunu öğrendik. Onlar hakkında her şeyi bilir. Çok hasta olduklarında bile hangi bitkinin onları iyileştireceğini bilir. Seni buldum. Bunu ye. Bu gücünüzü geri getirecek. Hayatını marsupilamileri korumaya ve savunmaya adadı. Ve bugün bunun sebebini bana anlatacak.
Görüyorsun Leo, böyle bir karar vermek için çok iyi sebeplerinin olması gerekir. Stajyer bir Yamatunga'nın marsupilavilerin neden çok önemli olduklarını kendisine sorması gerekir. Hayatlarını onlara adayacak kadar önemli olduklarını. Peki ya karar verme gününde ne yapması gerekiyor? Her şeyden arınıp son bir kez daha düşünmeli ve tam olarak emin olmalıdır. Kendisine böyle bir baston bulmalıdır. Etrafına saracak tüyler. Böyle bir karar almasında neden olan her bir sebep için bir tüy. Marsupilamilerin yuvalarını yeniden inşa ettiklerini hatırlıyor musun Leo? Yaşlı Marsu ile beraber kendi dillerinde sahiplerine teşekkür etmek için bir tören düzenlediler. Çekirdekleri ormanın verimli topraklarında filizleniyor. Marsu ailesi de filizlerle besleniyorlar. Besin kaynaklarını sunan güce teşekkürlerini sunuyorlar. Marsupilamiler bağımsız, iyi huylu ve tasasızdırlar. Ama onları çevreleyen tabii ortamın sahibine karşı çok saygılıdırlar. Bildiğim en nazik ve en cömert yaratıklardır. Bu yüzden hayatımı onları korumaya adadım. Yamatunga şaşırtıcı biri hayatını marsupilamileri koruyarak geçireceğine söz vermiş. Çok iyi değil mi ha? Hey, sence de bir gün Yamatunga olabilir miyim? Marsupilamilerle ilgilenmek isterdim. Güneş batıyor. Acele et Marsu. Hala piramidin fotoğraflarını çekmemiz gerekiyor. Acele etmeliyiz. Hava kararıyor. Harika. Bu fotoğraflar projem için çok güzel olacak. Ne? Neler oluyor? Marsu! Hayır! Marsu! Marsu! Ne demek istiyorsun? İçeride yazın en uzun gününde köşkün kapısı güneş batarken kapanır. Bu şekilde stajyer Yamatunga kendisini her şeyden soyutlayabilir. Sanırım bastonunla ve özel güçlerinle kapıyı açabilirsin. Sığınağın öyle değil mi? Kapısını ancak Leo açabilir. Ve bunu sadece marsupilamilerle yapabilir. Yakınlarda Marsu'nun köşkün içine girebilmesini sağlayacak eski bir geçit var. Ona bunu vereceğim. Bu Leo'ya köşkün dışında nasıl çıkılacağını gösteren bir not. Marsu, gidip Leo'yu bulmalısın. Ve bunu ona vermelisin. Bu çok önemli. Tamam. Bunu okur okumaz Leo dışarıya nasıl çıkılacağını anlayacak. Stajyer Yamatunga, marsupilamilerin neden önemli olduklarını kendine sormalıdır. Bu doğru Marsu. Benim en iyi arkadaşım oldun. Chloe'nin bizde kaldığını hatırlıyor musun? Çok heyecanlanmıştım. Ama sen benim ne hissettiğimi anlamıştın. Ama yine de Chloe'ye karşı yakınlık hissetmemiştim. Tamam, doğru. Ondan memnun kalmıştım. Sence de çok güzel bir dost, değil mi? Yarın ona bizim çok iyi arkadaş olduğumuzu göstereceğiz, tamam mı? Tamam. Sen Chloe'ye hava atmamı sağlamıştın ve beni birkaç kez zor duruma düşmekten kurtarmıştın. Ne dedi? Üzülmemeni söyledi. Benimle güvendesin. Ormanın her santimetre karesini bilirim. Hadi. Hadi gidelim. İşte bana yakındır. Hadi Chloe, çok seveceksin. Aa, Chloe, şu çiçeğin güzelliğine baksana. Onu senin için toplayacağım. Theo, hangi çiçek? Neredesin? Hey. Ha, buradayım. Ama bir çiçek değilmiş, bir kuşmuş. O da uçup gitti.
Ormanı neden sevdiğimi biliyor musun? Zengin bitki örtüsünden dolayı. Ve tabii ki yabani hayvanlar. Ama hepsinden önemlisi tehlike. Her köşede bir tuzak var. Ve bunu ancak uzmanlar anlayabilir. Hep konuşmak zorunda mısın? Leo! Leo orada mısın? Köşkün içinden Leo seni duyamaz. Seni hiçbir şey korkutamaz Marsu. Özellikle arkadaşlarının yardıma ihtiyacı varsa. O gün sana her zaman güvenebileceğimi anladım. Kafana kısıldım. Şimdi ne yapacağız Theo? Hiçbir fikrim yok. Marsu! Marsu için üç kez. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Ama şimdi bütün bunların üstesinden kendi başıma gelmeliyim. Sana hava atmak istedim. Neden? Çünkü senden memnunum. Yani senin de benden memnun olmanı isterim. Marsu! Marsu! Buradayım! Marsu! 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 Piramidin kapısını açmak için ana odaya gidin ve Yamatunga sembolüne basın. Yeri tam olarak... okuyamıyorum. O kısmını yılan ısırdı. Her şey Yamatunga sembolü olabilir. Asla bulamayacağım. Tüyler! El içinde başka bir el. Bu olmalı. Aferin Marsu. Sadece elimi koymam gerekiyor. Hayır, bu değil. Anladım. Yamatunga seni kollamak zorunda Marsu. Burada iki farklı el var. Yani benim elimin seninkinin üstünde olması gerekiyor. Leo! Baba! Anne! Düşündüm ve anladım Marsu. Seni tanıdığımda her şey değişti. Seninle birlikte yapacak tonlarca güzel şey var. Yaşasın! Birlikte birçok inanılmaz olay yaşadık. Hayır. Ama en önemlisi sana güvenebileceğimi biliyorum. İşler yolunda gitmese bile sana ne zaman ihtiyaç duysam sen oradasın. Evet, iyiyim. Onu o kadar özlemeyeceğim. İnsanlar birbirlerini sevdikten sonra 2 veya 3 yıl nedir ki? Hopa! 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 Sen iyi bir arkadaşsın Marsu. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bir karar verdim.
Sen böyle iyi bir arkadaş olduğun için belki bir gün Yamatunga olurum. Huba, huba, huba.